Konuklarımız arasında Kırkağaç'tan gelen CHP üyemiz, Turgutlu'dan gelen CHP üyemiz ve Manisa'daki arkadaşlarımız da programımızı beraber sunmaya çalışacağız. Bugün çok böyle yoğun olacak çünkü çok güzel bilgilerle karşımızda arkadaşlarımız. Bu konuları hepimiz masaya yatıracağız ve bu konuda konuşmadığımız hiçbir konu kalmayacak. Öncelikle konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum. Sağ tarafımda Güneş Aksoy, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan sağladığınız için. Ayrıca izninizle devrim şehidimiz Kubilay'ı anmak istiyorum saygıyla. 1930 yılında katledildi biliyorsunuz. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi engelliler birim başkanlığı görevini yürütüyorum. Daha önce il yönetim kurulu üyesiydim. Belediye meclis üyesine aday adaylığı başvurumdan dolayı il yönetim kurulu üyeliğimden istifa ettim. Yalnız bu engelliler birim başkanlığı görevim henüz daha devam etmekte. Bu kadar, daha sonra herhalde yaparım. Sayın Mehmet Çetin Turgutlu'dan katılıyor aramızda. Evet, buyurun, Manisa Turgutlu Uluslararası Engelliler Dernek Başkanı, evet. Mehmet Çetin. Engellilerin sorunlarıyla ilgilenecek olan toplantıya gönüllü olarak katılıyorum. Burada da şimdiden EYTV'ye teşekkürlerimi bildiriyorum. Hoş geldiniz tekrar. Sol tarafında da Sayın Hatice Sardın, hem engelli annesi olarak karşımızda, evet, hem de CHP İl Engelliler Komisyonu'nda beraber emek harcayan bir birey, evet, olarak böyle sizi tanıyalım. Evet, ben Hatice Sardın. Oğlum var engelli, ikiz oğlum var. Birisi biraz daha hafif. Zihinsel Engelliler Derneği'nde üyeyim. Evet. İşte sıkıntılarımızı, dertlerimizi burada konuşmaya hep beraber bir çözüm, evet, bulmaya. Evet. İnşallah. Teşekkür ederim buradan tekrar. Ben teşekkür ederim. En sonunda Serhat Bey Kırkağaç'tan aramıza katılıyor. Evet. Ben büyük bir memnuniyet duydum Serhat Bey'in burada aramızda olmasından. Çünkü hem köşe yazılarını takip ediyoruz hem bu konudaki çalışmalarını yakinen takip etmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Sizi aramızdan duymaktan tekrar onur duydum. Sizi tanıyalım. İsmim Serhat Kayın. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Çeşitli derneklerde uzun süre yöneticilik yaptım. Başta Altı Nokta Körler Derneği ve Kızılay Derneği olmak üzere. Kırkağaç'tan geliyorum. Kırkağaç.net internet sitesinde köşe yazarlığı yapmaktayım. Ayrıca Kırkağaç'ta CHP ilçe yöneticiliğini sürdürürken meclis üyesi aday adayı olmak üzere görevimi şu anda bıraktım. Ve engelli komisyonunda da halen başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, ben size hem kurulumuzu hem komisyonumuzu daha yakından takip edebilmek için birkaç soru hazırladık. Bu sorular dolayısıyla daha bilgilendirileceğiz. İlk sorumu Sayın Güneş Hanım'dan başlamak istiyorum. CHP Engelliler Komisyonu ne zaman ve nasıl kuruldu? Amaç ve çalışmalarından bize bahsedebilir misiniz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Engelliler Komisyonu bazı bölgelerimizden gelen ve engelli dernekleriyle normal sıkı ilişkilerimizde doğan öneri üzerine. Bunu il yönetim kurulu toplantımızda il başkanımızla iştihar ettikten sonra böyle bir birim oluşmasına toplantımızda karar aldık. Bu birimin başkanlık görevini de il başkanımız bana verdi. İlk önce tabii bu birimi kurarken komisyonların oluşmasına, ben çünkü her çalışmada bir komisyon olmasından yanayım. Herkesin değişik farklı çünkü görüşler vardır. Bunları toplayıp aynı ortak bir çözüm bulmak için. Şimdi bunun bu birim oluşturmamızdaki amacımız da zaten engelli vatandaşlarımızın sorunlarına özel ilgi göstermek ve çözüm önerileri bulmaktı. Daha doğrusu Manisa'daki engellilerimizin eli, kulağı, dili, gözü, ayağı olmaktı tek amacımız. Çünkü parti olarak engellilerimizin sorunlarını biz bireysel sorun olarak görmüyoruz. Herkesin ortak duyarlılığını gerektiren sorunlar olarak bakıyoruz. Bunun için işte ilk komisyon toplantımızda arkadaşım işte Turgutlu'dan Uluslararası Bedensel Engelliler Dernek Başkanımız Mehmet Bey'i, işte Altı Nokta'dan hani Serhat arkadaşımız var, Arif var, Bahri Lekesiz diye arkadaşımız var. Zihinsel engellilerden 3-4 annemiz var.
bir rehber hocamız var, devamlı görüş alışverişinde bulunduğumuz. Bunlarla biz merkezde bu komisyonumuzu oluşturduk. Sonra arkadaşlarla beraber ilçelerimizde böyle bir birimin oluşmasını, çünkü ilçelerdeki durumdan da haberdar olmamız gerektiği inancını taşıdık. İşte ilçelerimize bir il başkan yardımcılığı dönemimdeydi o zaman, yazılar gönderdim. Dört ilçemizde de bu birimi oluşturduk. Turgutlu da var. Zaten Serhat Kırkağaç ve Soma'yı da ekledik Serhat'a yakın. İki tarafı belki şey durumları iletmek için. Salihli de var. Bu tür şeyler. Zaten Salihli ilçemizde gerçekten belediye yönünden engelliler çok özel çalışmalar yapan bir belediyemiz. Yani Manisa'nın diğer ilçelerinde fazla olmasa da merkezde de eksik. Salihli de gerçekten çok güzel bu yönden yerel yönetimler konusunda gerçekten yani Manisa merkezinde örnek alması gereken bir ilçe olarak bakıyorum. Hem engelliler kapsamında hem de yaşlılarla ilgili çok güzel çalışmalara imza atıyor. Bu kadar çalışmalarımızda, işte toplantılarımızda engelliler sorunu, çünkü her birey kendi yaşadığı zorluğu biliyor. Hani ben bakıyorum, tabii ben bu görevi aldığımda da gerçekten acaba nasıl yapabilirim, nasıl çözüm bulabiliriz? Çünkü belli bir sıkıntılar da oluyor. Bunu aslında hiçbir siyasi şeyi biz aramızda almak, farklı görüşten arkadaşlarımız da oldu. Amaç çözüm bulmaktı. Evet. Siyasi malzeme olarak gündeme getirmedik ama tabii gittiğin yerde şey yaptığın zaman şimdi bazı tepki. Bu sorunlar hepimizin başına gelebilir. Hani gerçi bu hani yarın sen de bir engelli olursa sözüne tepki de söyleyen arkadaşlarımız yani ne demek o diyor ama gerçekten yarın ne olacağı belli değil. Şimdi her görüşten insan ama bu sıkıntılar yaşayan insanların bir arada olmasını, neler yapabileceğimizi konuşmamız, çözüm önerilerini toparlamamız gerekiyor. Bu amaçla kurduk. Bizler sorunları çıkarttık ama tabii bunları biz diğer bizim genel merkezimizde de engelliler üst yönetim kurulu var. Biz bu çalışmalarımızı ben normalde oraya mail olarak atıyorum Manisa'daki sıkıntıları. Tabii bunlar daha sonra tüm illerden gelen şeyler, gerçekten çok güzel çalışmalar yapmışlar. Bunlar yeni geldi bize. Engelliler üst yönetim kurulu çok güzel önerileri var. Yazı bunlar daha çok geniş hani döndüğü zaman konuşuruz. Ben komisyondaki arkadaşlarım gerçekten çok fedakar. Her biri ayrı uzak yerlerden her toplantımıza katıldılar. Evet. Merkezdeki arkadaşlar. Sizler de zaten Manisa'da benim gözlemlediğim kadarıyla bütün STK'ların sorunlarına eğilmek için bütün STK'larla diyalog halindeydiniz. Hı. Bedensel olsun, görme engelli, zihin engel, otizm hiç fark etmedi. Hiç fark etmedi. Normal. Siyasi düşünce de fark etmedi. Tabii ki. Onlarla beraber olmanın sorun noktasında çözümü de daha çok kolaylaştırıyordu. Ya bir insanlık görevi olarak görüyorum. Ben bunu yani o görüşten bu görüşten değil, hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ya da bu şehirdeyiz. Herkesin rahat, nasıl ben kendimde hani rahat bir yaşamı çocuklarım için, her anne baba bunu ister. Biz de bir insan olarak bunu yapmak zorundayız. O bu görüş önemli değil. Yeter ki çözümü olasın. Ben mesela hiçbir arkadaşlarım bunlar şey yaptığında hani Serhat parti üyemiz olduğu için biliyorum. Ama hiç bilmediğim arkadaşlarla tanıştım. Sizle tanıştım mesela, hiç hangi görüştesin geleyim mi demedim. Evet. Ya da diğer arkadaşlara, velilere. Yani biz bu gözle bakmadık. Bizler amacımız çözüm olsun dedik. Yani biraz sıkıntıları hani şu anda tabii yerel yönetimlerde değiliz. Ne deriz ya da çıkartılan yasalar, yazılı soru önergelerimize hükümet bazında ne çalışmalar yok ya da hani dinleyip okey veriyorlar, bir de o var. Doğru da olsa işte bu zihniyetin değişmesini istiyoruz. O farklı görüşten bu olmasın denmemesi bir lazım. Bir yükümüzü hafifletmek. Evet. Yardımcı tabii olmak, ki. Destek olmak. Evet. Şimdi çok güzel bir çalışma kitapçığı da geldi. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde engellilerle ilgili çalışmasını kitaba almışlar. Evet. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Göz attım biraz ben. Burada CHP milletvekillerinin engellilerle ilgili çalışmaları olmuş. Ve evet. Kaç tane önerge vermiş. Burada hepsi detaylı olarak anlatılmış. Evet. Ama kısacası Serhat Bey, siz bize burada kitapçıkta anlatılmış da siz bize böyle kısa ve öz anlatırsanız memnun olurum. CHP milletvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde engellilerle
kitaplarla ilgili önergeleri nelerdir, nasıl çalışmalar yapmışlardır? Kitapçığımız, şuradan da gösteriyorum tekrar, daha yeni gelmiş sıcağı sıcağına, engelleri beraber kaldıralım diye çalışmalarını anlatan CHP'nin geniş kapsamlı engellerle ilgili çalışma sistemi. Siz bize bu kitapçığın içindekilerini kısa ve öz anlatabilir misiniz? Şimdi kitapçığımızı bize ulaştıran Hülya Hanım oldu, milletvekilimiz, İzmir milletvekilimiz, evet, Hülya Güven. Tanışmışsınızdır. O Ege bölgesindeki engellilerden sorumlu olan bir milletvekili. Çeşitli milletvekilleri meclis kürsüsünden soru önergeleri olsun, yasalardaki önerilerini sürekli zaten kürsüden dile getirdiler. Özellikle Manisa yönünden şanslıyız. Sürekli konuşan bir milletvekilimiz var. Özgür Bey olsun, gerek Hasan Bey, gerek Sakine Hanım. Sürekli kendilerini kürsüde görebiliyoruz. Sürekli zaten bizim haklarımızı savunabiliyorlar. Rekor da kurmuş Serhat Tabii Bey, yanılmıyorsam. Evet. Millet Meclisi'nde en fazla. Özellikle Manisa ilinde de en fazla konuşan milletvekilimiz olarak. Evet. Zaten yerel seçimlerde de Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Özgür abi. Bizim zaten o Özgür abimiz. Yani biz ona hiçbir zaman yok Özgür Bey öyledi, öyledi demeyiz. Telefonu kaldırırız. Özgür abi şöyle dediğimiz zaman her zaman bizi mahcup bırakmaz. Önergelerle ilgili bilgiyi isterseniz Güneş Hanım versin. Çünkü şey yazılı bir şey olduğu için ben aklımda direkt tutamadığım şeyler. Sayısal verileri Güneş Hanım'dan alalım. Evet. Şimdi ben de not aldım kitap şey yaptım diye. Engelli sorunlarına yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimiz 35 adet kanun teklifi, 16 adet meclis araştırma önergesi, 189 adet de yazılı ve sözlü soru önergesi vermiştir. Manisa vekillerimizden hani verdikleri yazılı soru önergelerinden ben, çünkü kitaplık çok geniş gerçekten, 180'in. Ben hani her ilimizdeki vekillerimiz gerçekten çok hassas davranıyorlar bu engelliler konusunda. Hepsinin bir yazılı önergesi var ama ben tabii Manisa'yı konuşacağımız için Manisa vekillerimizin verdikleri bir, yani aralardan ikişer tane örnek aldım ben. Özgür Bey'in verdiği mesela yazılı soru önergesi, özürlü çocuklarımızın eğitim hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin 2011 yılında veriyor. Yalnız yanıt alamıyor. 2012 yılında aynı soru önergesini yazılı bir şekilde veriyor. Diğer bir soru önergesi de engelli öğrencilerin ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda yaşadıkları sorunların çözümüne ilişkin bir soru önergesi veriyor. Sakine Hanım, kamuya açık alanlarda... Sözünüzü kestim. Estağfurullah. Özgür Bey'in verdiği... Yazılı olarak aldığı şeyden sonuç alabiliyor mu? Hayır. Yok işte 2011'de vermiş sonuç yok. 2012'de yine veriyor. Yok. Çünkü kitapçığımızı siz de incelerseniz hani onlara karşı verilen bir şey yok. İşte üzücü olan kısım da bu aslında. Biz bir araya girsem. Tabii ki. İdarelerde 15 güne kadar mecburen geri dönüşüm oluyoruz. Dilekçe vermeniz. Evet. Olumlu ya da olumlu. Şöyle bir şey var. Önerge verip de kabul olunan tek şey, o da yine Özgür Bey'in verdiği bir önergeydi sanırım. Özürlü kelimesinin kanunlardan kaldırılıp engelli ibaresinin konulmasıydı. Onu bütün partiler ortak olarak kabul ettiler ve o değişti. Yani genel olarak diğerlerinde zaten biliyorsunuz sistematik olarak bir reddediş var. O da engelliler konusunda da sürüyor yani. Bunda da bir duyarlılık. Çünkü biz aslında bekliyoruz diğer partiler. Aslında kitapçığa baktığım zaman verilen bütün önerilerde bütün partiler ortak olarak kabul etme şeyine geçmişler. Ay, yani bazısında var, bazısında yok. Evet. Şey yapmamışlar siyasi olarak, ayırt etmemişler. Hı hı. Olmaması lazım. Bunu bekliyoruz. Tabii biz, ki olmaması yani, bu lazım. Bu çok önemli bir şey. Tabii. Şimdi Sakine Hanım da kamuya açık alanlarda ve toplu taşıma araçlarında özürlülerin kullanımına uygun hale getirilmesi araçların vermiş yazılı soruları. Bir de 23 yaşındaki biliyorsunuz o çocuklarımız gerçekten sıkıntılı. Evet. Eğitim uygulama merkezlerinde hani belli bir yaştan sonra silinmesi. Onlar zaten yaşıyordu. Hatice Hanım onu anlatır daha detaylı yaşayan bir anne olarak. Evet. 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan vatandaşlara bağlanan ayrıklarla ilgili bir soru önergesi var. Hasan Ören vekilimizin muhtaç ve özürlü vatandaşların paralarını alamadıkları konuda. Gerçi bu
Sayın Vekilimiz geldiğinde Hasan Bey'e ailelerin bu konuyla ilgili şikayetleri iletilmişti. O da yazın soru önergesi olarak sunmuş mecliste. Bir de evde bakımı yapılan özürlü yaşlı ve hastalara ilişkin yazın önergesi. Gerçekten bu çok sıkıntılı çünkü biz mesela geçenlerde bir eve gittik. Onu da bir aracı şeyle. Annesi yatalak yatıyor. Eşi MS hastası, bayağı tutmuyormuş. Haydi hani eşine verilen para, yalnız hanımın işte babası emekli diye para kesilmiş. Şimdi perişan. Hatta dedi ki ETV'de hani biz çağıralım ama bizler bulunmayalım. Hani siyasi parti şeyi rahatsızlığı yaratmasın diye. Ama eşin ailesinden tedirginliğinden kadıncağız bir şey yapamıyor. Kira arıyor, artık emlakçılara rica et, şudur budur, bizim sağ olsun birkaç arkadaşı araya sokaraktan kirayı biraz düşürttürdük ama çok sıkıntılı. Aslında belediyelerin hani bu yaşam şey, hatta biz Nursel Hanım'la da görüştük, bu hani yakacak yardımı yapma imkanı var mı? Sadece gıda herhalde yapıyorlarmış. Hani biz kömür falan şey yapmıyoruz ama sahiplenmemiz lazım ya. Bu evet, yerel yönetimlerin bunlara sarılması lazım. Yani bilmiyorum, bazı ben gereksiz harcama, geçen hatta çıktığımda yani onu dedim. Oraya bilmem ışıklı bir şey yapılmış ya da kaldırmamış, oraya bilmem bir havuzlar, çiçekler yapılmış. O değil. Eğer insanım huzursuzsa onu görmüyor ki o zaten. Sıkıntısından orada ne var? Buraya havuz mu yapılmış, şu park çok güzel demiyor. Çünkü yok. Yaşama şevki yok, sıkıntılar. Evet, belediyelerin de engellere bakış açısını konuşacağız. Evet. Neler yapılıyor, nasıl çalışmalar yapılıyor? Evet, böyle sıkıntılarımız var. Şeyi sormak istiyorum ama hanginize sorayım? Mehmet abi. Görme engelliler, bedensel engeller, zihin engelli ve diğer vesaire işte otizm gibi gruplarımız var. Manisa il ve ilçelerinde nasıl sorunlarla karşılaşıyor? Yani siz bir STK olarak bunu bize değerlendirebilir misiniz? Yani derneğinize mutlaka bu gruplardan kişiler başvurularda bulunuyordur. Nasıl sıkıntılarla geliyor sizin karşınıza? Mesela ben Manisa Turgutlu söyleyeyim. Evet. Mimari konumda çok büyük eksiklikler var. Artı yine belediyeye geliyoruz devamlı. Artı okullarda eğitim konusunda bilhassa arkadaşlık sisteminde bu temele alınıp milli eğitimde engelli dersi adı altında bir ders koyulup öğrencilere bunun iletilmesi. Çünkü okula başlayan engelli zaten evden ezik gelmekte. Bir de orada teneffüste 10 dakika arkadaşların ilgisizliğiyle karşılaştığı anda eve gidip anne ben yarın okula gitmeyeceğim. Tabii öyle çalış. Geçen haftaki milli eğitim bunları, aile eğitimi de burada Mehmet tabii, Bey. Bunları aşabilmemiz için, bunları aşabilmemiz için öncelikle eğitime önem vermemiz gerekir. Önce aile eğitimi, ondan sonra çocuklarımız, aile kardeşlerimiz okula başladığı zaten anda okulda da ama idareciler, ama eğitimciler, ama okuldaki hizmetliler, ama okuldaki arkadaşları bu engel kelimesini aradan kaldırıp sevecen gözlerle birbirimize bakarsak, severek saygıyla bakarsak, evet, o kardeşlerimizi dışarıya değil sınıfımızın içerisine alırız. O kardeşlerimizi toplumun dışına değil, sigaraya, tinale değil, onları eğitim içerisinde güzel bir makamlarda, bir zaman gelir eğitimde, bir zaman gelir doktorda, bir zaman gelir başka makamlarda onları görürsek en büyük gurur verici hareketlerimiz olur. Ve bunların olması taraftarıyım. Geçen haftaki konumuz Milli Eğitim Müdür Yardımcımız sizin dediğiniz konuya parmak bastı. Akran eğitim diye bir sistem getireceklermiş milli eğitimde okullarda. Kendi yaşıtları bu sorunu çözeceklermiş. Öyle bir ortam oluşturacaklarmış. Akranlarıyla bu sorun, yani kendi yaşıtları okulda o çocuğu tabii alacaklar. İşte bir komisyon kurulacak. Onlarla beraber diyaloğa geçecekler. Bir sorun olduğunda o komisyon önce çözecek. En son idareye ya da öğretmenlere en son yansıtacak. Çözüm noktası olmadığı zaman önce yaşıtları kendi grubuyla beraber çözmek için onlarla eğitime tabi tutulacaklar. Akran öğrencileri seçtikleri belli kişileri de eğitime tabi tutacaklar. Onlarla ilgili çalışma yapacaklar. Sonra da onlar engelli, sağlıklı fark etmeyecek. Okul içindeki sorunlu olan bireyler ya da işte sorun yaşanan kısmı onlar çözmeye çalışacaklar. Güzel bir sistem. Umarım okullarımızda verici olur. Sonuç alabiliriz. Sizin dediğiniz sistemi belki bu noktada biraz çözüm üretilebilir. Bir de şunu söyleyeyim. Yerel yönetimlerde diyoruz, ilçelerde diyoruz. Halk eğitim merkezleri gerçekten kurslar açıyor. Evet.
bilgisayar kursudur, el emeği kursudur, o sudur, bu sudur. Kurslar açılıyor. Diploma, sertifika veriliyor. Ama kaç tane engelli kardeşimiz istihdam alanına alındı? Sizde oldu evet. mu? Sizde de öyle kurslar olmuştur. Evet, oldu. Bilhassa iş kurula bir eğitim sistemimiz oldu. Sabun üzerine yapıldı. Evet. Ama halk eğitimimiz bilgisayar kursu verdi, onu verdi, bunu verdi. Katılan arkadaşlarımız var. Ama hiçbir sonuç? Daha istihdam sonucu olmadı. Yok. Şey, o zaman bu arkadaşımızın aldığı evet. kursu aldığı, o aldığı sertifikanın ne anlamı var? Şimdi o konuda ben bilgi sahibi değilim. Çünkü bizim özel çocuklarımıza böyle bir istihdama katılma gibi bir şansları sizin farklılığınız... yok. Otizm ve zihinsel evet. gruplarına evet. direkt iş bulma okulda, durumu direkt bu konuyu okulda geçen yıl bizim aynı şekilde. O yüzden sizlere soruyorum. Yani bedensel engel grubu, işte görme engel grubuyla bu evet. konuyla ilgili şeyleri var. Kurslar var. Bu kurslardan sonra o eğitim alan kişiler ne kadar topluma kazandırıldı? Ne kadar istihdama dahil edildi? Manisa'da bu konuyla ilgili bilgi verilebilir mi? Bedensel engelli gruba gidip de sonradan fabrikaya ya da farklı aldıkları eğitimden sonra istihdama katılan çocuklarımız oldu mu? Bireylerimiz daha doğrusu. Bilmiyorum. Ben o konuda bir de burada Şurutlu'da şey olarak evet. bir de şu olarak ben iş kuru bilhassa engelli istihdamına gönderecek olduğu firmaları özen gösterilmesi artı göndermiş oldukları engellinin o firmaya da çalıştırılacağı koşullara uygun mu? Bunu İşkur hiçbir şekilde bakmıyor. Manisa Turgut'u'da eleman aranıyor. Bu gönderdiğimiz arkadaşımız o firmada çalışabilecek kapasitede. Ama o arkadaşımızın orada İşkur'da raporu var. İşkur'da raporu var. Ortopedikse o arkadaşımız Turgutlu olarak söyleyeyim bir blok fabrikasında çalışamaz. Çünkü ağır sanayi işidir. Ama kurslar bir noktada yardımcı olmuyor sizlere işte demek ki. İşkur bu konuda hiç şey yapmıyor. Turgutlu'da eleman arıyorum. Turgutlu'da kaç tane engel var? Şunlar tak tak hepsini bir pusula git fabrikaya. Fabrikaya aslında Turgutlu'daki İşkur'a da cevap hakkı doğdu. Tabii böyle ki. Bir konu var. Neden alınmıyor? Oradaki gençlerimiz neden istihdama katılmıyor? İşte, o zaman engelli iş beğenmiyor oluyor. 3600 gün 15 yıl istiyor muyuz? Evet. Ben ortopedik engelliyim. Sağ ayağım. Ben fabrikaya gittiğim zaman işveren diyor ki al arabayı blok kırığı topla. Veya fırından kül çıkar. Ben bir günlük olsa sıkarım dişim. Bir günlük akşama kadar yaparım. Ama 3600 gün diyoruz. 15 yıl diyoruz hizmet. Ben nasıl yapacağım onu? Bu zamanda siz sorun olunca da iş beğenmiyor oluyor. Evet ben yapamayacağım. Anladım. O zaman ne oluyor? İşveren diyor ki biz engelliyi alıyoruz ama engelli iş beğenmiyor. Hayır arkadaşım. Sen engelli iş kurdan isterken raporuna bak. Evet. Kısa bir ara bir telefonumuz tabii. varmış. Buyurun. Alo. Buyurun. Sesim geliyor değil mi? Buyurun. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Ben Süleyman Ekici. Kayseri'den arıyorum. Süleyman. Buyur Süleyman Bey. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. bağlanıyorsunuz. Evet. Kayseri'den arıyor bizi. Evet. Evet. Sevgili değerli dostlarımı ekranda duydukça mutlu oluyorum. Ve ben birçok ile gittim. Bütün gittiğim illeri de bu şekilde takip ediyorum. Ama diğer iller Manisa kadar şanslı değil. Çünkü engelli örgütleşmesi Manisa'da gerçekten kucak kucağa yürüyor. Kucaklaşmalar var. Bütün örgütler birbiriyle kucaklaşmışlar. Ve engelliler siyasete giriyorlar ki sosyal entegrasyonun zirve noktasıdır bu. Bunu biz Manisa'da yoğun olarak yaşıyoruz. Ankara'da, İstanbul'da oluyor ama küçük şehirlerde çok sıkıntılı. Manisa'da İstanbul ve Ankara'yla bu konuda yarışır düzeyde faaliyetler gösteriyorlar. Özellikle Serhat kardeşim yıllardır zaten bir partinin, CHP'nin bünyesinde faaliyet yürütüyor siyasi görüşü nedeniyle ve değer görüyor. Ve onun açtığı yolda diğer arkadaşlarımızın da kurmuş oldukları platform, geçen de konuk aldınız. Evet. Aracılığıyla bütün siyasi partiler engellilerden aday kabul ettiler. Ben A partisi, B partisi diye bakmadan bütün partiler adına söylüyorum. Engellilik adına kim farkındalık oluşsun diye mücadele veriyorsa hepsini buradan tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlarımın yolları açık olsun diyorum. Ve inanın Manisa halkı da bu arkadaşlarımızı destekleyecektir. İnanıyorum buna. Sizin de gayretlerinizle, basının da desteğiyle. Teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Biz
Biz teşekkür ederiz Süleyman Bey, bizi her fırsatta yalnız bırakmadığınız için. Kayseri'ye selamlar Süleyman. Evet, anladığım kadarıyla Manisa'yı mumdan arıyorsunuz. Aslında siz de çok güzel çalışmalar yaptınız. Geçen gün Celal Bayar Üniversitesi öğretim görevlilerinden Kayseri'de bir semineriniz oldu. Engelsiz Düşünce Platformu. Evet, siz aracılık yaptınız. Işığa Doğru Engelsiz Adımlar adlı bir panel düzenledik. Evet. Bu panelde Kayseri engellisini, Kayseri'deki engelliye bakışı değerlendirdik. Evet. Bu neticede bir rapor hazırlayıp sunmayı düşünüyoruz. Siz Kayseri için aslında çok güzel bir kazanımsınız. Kayseriler sizin kıymetinizi bilsinler. Çünkü oraya gittiğiniz gibi hemen ilk projenizi yürürlüğe geçirdiniz. Hemen Manisa'dan öğretim görevlilerini getirip burada bir seminer verdirmeniz gerçekten çok güzel, verimli bir çalışmaydı. Takip ettim ben onu. Çok teşekkür ederim. Mutlu oldum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani burada önemli olan Türkiye'deki engellilerin sorunlarının giderilmesi. Çok güzel bir söz kullanıldı panelde. Engelli yoktur. Engel vardır. Evet. Bunu irdelediğimiz zaman gerçekten doğru olduğunu anlıyoruz. Engelleyenler var. Yani engelin kendisi var. Engel koyanlar var. Evet. İrdelediğimizde de bakıyoruz ki teknoloji engellilerin hayata bağlanmasında, sosyal entegrasyonunda yardımcı argüman ve bilinç, engellilerdeki bu mücadele bilinci zaten hazır, var. İşleniyor zaten sürekli. Örgütlerle, sivil toplum örgütleriyle, milli eğitim müfredatlarıyla, yani özel eğitim alanları için söylüyorum. Bir şekilde işleniyor, mücadeleye kazandırılıyor. Ama sosyal etrafsızlıklarında toplumun bakış açısıyla, kamu kurumlarındaki idari amirlerin, sosyal politikaların engellemeleriyle karşılaşıyorlar. Ve bugün işte özürlü kelimesi kaldırıldı, engelli ibaresi konuldu ama engelli demek, biz engelleyenler olarak bu arkadaşlara engelli diyoruz demektir ki bu aslında biraz daha irdelenmesi gereken bir kavramdı. Belki de kendi öz eleştirilerini yaparak biz engellediğimiz için bunlara engelli diyelim, kendi öz eleştirimizi de bu kavramla yapalım mı dediler acaba? Bilemiyorum. Tartışılması gereken bir konu, kavramlar üzerinden. Belki yayın akışınızı değiştirmek de istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum, söyleyeceğim bu kadar. İyi yayınlar diliyorum. Tek tek selamlarımı gönderiyorum Güneş Hanım'a, Serhat kardeşime, diğer konuklarınıza. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler Süleyman Bey. Zaten o yüzden de programımızın adını engelsizsiniz dedik yani. Biz engelleri sorun olarak görmedik. Engellerin karşısında sorun çıkaranlara sizsiniz diyerek cevap vermeye çalıştık. Ve Türkiye genelinde geçen İstanbul'dan da konuklarım oldu. 81 ilden bu kadar güzel bir program yapan da yokmuş. Bu da beni, bizi, kanalımızı ve beni onure etti. Engellerin sorunlarını, her türlü sorununu masaya yatırmaya çalışıyoruz. Genel anlamda ne tür sıkıntılarımız var, neler yapabiliriz şu anda konuştuğumuz gibi. CHP neler yapmıştır şimdiye kadar, nasıl çalışmalarda bulunmuş. Elimizden geldiği kadar masaya yatıracağız ve bu konuyla ilgili devamlı da konuşacağız. Bir araya girsem. Süleyman kardeşimiz Manisa'daki engellilik mücadelesinde çok önemli bir neferdi. Yani evet. Buradan Manisa için bence bir kayıp oldu. Kayseri'de büyük bir kazanım oldu. Özellikle bizim çıkarttığımız dernek olarak, 6 nokta köyler derneği olarak çıkarttığımız gazete 6 nokta var. Onun kuruluşu aşamasında Süleyman'ın büyük katkıları oldu ve oradaki yazıları açıp okuduğumuz zaman hep konusunda uzman kişiler, yetkin kişiler düşüncelerini köşe yazılarına döküyorlar ve o gazetenin sayfalarını çevirdiğimiz zaman engelliler konusunda hiçbir şey bilmiyorsak bile çok kazanımlarımız oluyor. Bu konuda da Süleyman'a ayrıca ben şahsım adına teşekkür ederim. Evet, aynı şekilde diyorum ya. Kayseri için çok güzel bir kazanım. Evet. Ve hemen bunu da gösterdi zaten çalışmalarıyla. Biz de burada Manisa'da takip ettik, gördük. Evet, tekrar biz Manisa'mıza dönüyoruz. Evet. Manisa'mızda sorunlar var. Çok. Manisa Belediyesi'nin ya da Manisa ili içinde belediyenin yaşattığı sorunlar, ilçelerdeki belediyeler, engellilerle ilgili nasıl çalışmalar yapılıyor? Neler oluyor hakkında, yani neler yapılıyor bu konuyla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Önce Manisa ili içinde konuşalım, Manisa Belediyesi'nin bu konuda ilgili çalışmalarını, sonra ilçeler, sizler Kırkağaç ve Turgutlu ile ilgili. Ben başlayayım. Şimdi Manisa Belediyesi'nin
çalışmaları biliyorsunuz, bir görme engelliler için bir yol şeyi çizildi, sarı bantlar. Evet. Süresi dolmadan demirler attı, sağlam insanların takılıp düştüğü bir yol oldu. Şimdi kaldırım genişletiliyor ama ortaya bir ağaç dikiliyor, bir de engebeler, o döşenen taşlar hepsi sıkıntılı. Bir de nerede başlayıp nerede kesildiği belli değil. Yani görme engelli arkadaşlar. Bir de şehir merkezinde gidecek. Tek kişi yaptı ama merkezde sadece engeller yaşamıyor. Evet, tabii ki. Tabii ki. Ya şimdi burada şöyle bir problem oldu. Oraya 200 bin lira gibi bir meblağ harcandı. Sonra onlar tekrar söküldü. Şimdi mesela doğru olan şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama şöyle bir şey var. Zamanında onları yapmadan önce bir görme engelli derneğin olsun veya herhangi bir engellilerle bilgisi olan yetkin bir kişiye bu danışılsaydı boşu boşuna o 200 bin lira çöpe atılmazdı. Hem de daha düzgün bir yola sahip olurduk ve o yollar öyle dışarı doğru kabarık değil, içeri doğru göçük bir şekilde granitten yapılabiliyor ve hem estetik olarak güzel hem de daha yön bulmada kolaylık var. Ya benim bu konuda mesela bir sıkıntılı bir durumumuz oldu. Biz İstanbul'a bir bilişim sempozyumuna gittik. Bu konuda yetkin olduğunu iddia eden ve yani bir bürokrat arkadaşımız dedi ki, ya ben dedi böyle dedi bu sarı çizgilerin dedi çok gereksiz olduğunu düşünüyorum dedi. Engellilerle ilgili bir bürokrat bu. Dedi ki siz zaten dedi sağa sola dedi çarptırarak dedi sağa sola vuruyorsunuz bastonunuzu, öyle yürüyorsunuz dedi. Yani bu dedi sarı çizgiye ne gerek var? Şimdi böyle bir zihniyetle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz biz. Şimdi oradaki sarı çizgilerin amacı bir, engelli, görme engellilerin hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlamak. İki, o çizgiden gelen bir görme engelliyi gördüğümüz zaman bir şekilde yolu açacak ve de onun üstüne de görme engelli yolunun üstüne hiçbir şey koymayacağız. Yani ağaç olsun, şey olsun. Hani biz Manisa'da bunun yanlış örneklerini görüyoruz. İlçelerde de görüyoruz mutlaka ki. Bunun amacı bu. Yani bunu bu şekilde kullanmamız lazım. Yani sonuçta ben de sonuçta her yeri biz bu sarı çizgilerle donatamayız. Özellikle ana arterlerde gerekli olan bir durum bu. Şimdi ana arterlerde yapıyoruz. Her yerde yapamıyoruz. Ben diğer yerlerde yürümem için bastonumla yürümem lazım sonuçta. Bu ayrımı yapmamız önemli. Şimdi bürokratımız bunun ayrımını yapacak yani. İnsanlara da bir farkındalık oluyor orada zaten. Evet. O sarı çizgilerin ne manaya geldiğini bilmeyen insanlarımız da çok. Evet. Yapmadan yani, önce de aslında dediğiniz gibi evet, soru lazım. Evet. Öneri en azından ya da hep beraber işbirliği halinde. Tabii ki ama şu var. Manisa Belediyesi'nin engelli koordinasyon merkezi kapalı zaten. Evet. Hani açık olsa tüm engellilerden sorumlu hani vatandaş, gerçekten bunlar diyalog halinde çözümlenir. Evet. Ama benim duyduğum şikayetlerin içinde de şu var, dernekler hani belki ona denk gelmiştir tam şey bilmiyorum ama belediyen gerçekten derneklere randevu vermekte de, yani belediye başkanıyla biz görüşemiyoruz, sıkıntıları da var, sorunlarla. Tabii tabii tabii. Bu sıkıntıyı aşmamız gerekiyor. Seçim ağzında belki görüşebiliriz. Evet. Ama çok üzücü bir şey. Yani yerel yönetimlere halk, yani ben aslında gerçekten bir adaya dayım konuşması çok hoşuma gitti. Ben diyor belediyede diyor kendi makam şeyimi diyor birinci kata diyor taşıyacağım diyor seçildiğimde. Evet. Halkı daha iyi. Yani halktan kopuk yerel yönetim olur mu? Olmaz. Evet. Ve bu insanların zaten ihtiyaçları var. Yani elinden geleni yapacaksın. Hani şimdi bazı yasalarda tabii şimdi bu 2012'de çözümlenmesi gereken hani kaldırımlar olsun, işte engelli arka kullanacağı alanlar için. Tabii yani o kadar kötü bir şey ki yasanın bitmesine 3 gün kala uzatıldı tekrar. Evet. 2015'i uzatıyor. Bu o zaman yani lafta söylenecek çözümsüz olma şeyine gidiliyor. Yani çözülmesin. Evet. Bu durumlar çözülmesin. Daha sonra bir herhalde siyasi bir malzeme yaparız. İki bir şey yaparız. Oy gelir şeyiyle. Ama buna da halkımız artık yani uyanması, bu kim olursa gözün olsun lazım. Buna gereken cevabı vermez. Yoksa sorunlarımız çözümlenmez bizim. Evet. Hani ben engelliler adına konuşuyorum. Hani benim
ailemde öyle bir sıkıntı yok ama üzülüyorum gerçekten. Birebir yaşamaya başladık artık arkadaşlarla biz. Evet. Hepsinin sorununu biliyoruz. Ama işte dediğim gibi yerel yönetim, ben yani orada gösterişli bina olması bana çok cazip gelmiyor. Ya da işte bilmem ışıklı bir köprü şeyi yapın. Ama oradaki insan perişan. Evet. Çözümüne ulaşamamış. Şimdi hangisi daha önemli? Ben ne yapayım o şey? Yani benim evlam sorunu gerçekten, o ızdırabı çekerim ben işte. Biliyorum arkadaşlar çektikleri sıkıntılar. Öncelik insanlara, doğaya vereceksin bir değeri. Daha sonra hani çevrenin güzelliğine bakarsın ama huzurlu bir kent yaşamı yoksa o şeyler beni İnsanlar etkilemiyor. İnsanlar huzursuz olduğu zaman zaten parka dışarı çıkma psikolojisi olmuyor. Şimdi İçeride şöyle, huzursuzsa, moralim bozulsa. Bizim sohbetimiz devam edecek. Kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü biraz mola verelim. Siz de bir çay için. Teşekkürler.